Bakın size bir şey göstereceğim. Bu tarz çamaşır yıkayabileceğiniz, çamaşır yıkanabilecek alanlar var bazı apartmanlarda. Bak burada mesela çitiliyorlar. Burada geliyor duruluyor. Keza burada da çitiliyor. Birkaç tane böyle apartmanda gördüm. İnsanlar gelip burada çamaşırlarını yıkayabiliyorlarmış. Yani ilk defa Guatemala'da gördüm böyle bir şeyi. Günaydın dostlar, nasılsınız? Şöyle kapımızı da bırakalım. Belki giren çıkan olur. Kitle bulunca kilitliyorum. Kitle değilse böyle aralık bırakmışlarsa biraz ben de öyle bırakıyorum. Sonuçta misafirim burada. Kaldığım yer burası, hatırlayacaksınız dostlar. Totoni Kapan videosunda göstermiştim. Jose ile birlikte kalıyorum. Şu abla tavuk ve et yapıyor. İşte patatesle, ekmekle, işte makarna salatasıyla, başka salatalarla böyle harmanlıyor. Tabakta satıyor 30 ketsales. Acayip lezzetli, acayip lezzetli. Şimdi, umarım herkesin keyfi yerindedir bu arada dostlar. Şu çamaşır şeyini görünce göstermek istedim. Burada hakikaten ilginç şekilde çamaşır yıkama yerleri var. Apartmanlarda öyle bölümler var. Garibime gitti. Garibime giden şeyleri videolarda göstermeye çalışıyorum. Şimdi bir pazara gidiyorum. Nasıl bir pazara gittiğimi göreceksiniz tabii ki. Çok kısa bir süre içerisinde hemen burada dolmuş gelirse gideceğiz. Başka bir yerleşim yerine gidiyorum buradan. Şimdi Totoni Kapan'ın dışında bir mahallede kalıyorum diyelim. Bir bölgede kalıyorum. Çok ilginç bir yere gidiyoruz. İlginç bir pazara gidiyoruz. Anlatacağım orada nereye gittiğimizi, neden oraya gittiğimi. Çok böyle birden çıktı bu plan. Dün akşam öğrendim. Hemen araştırmamı vesairemi yaptım. Sabah da erken kalktım. Erkenden yakalamak istiyorum o pazarı. Hadi bakalım dolmuş gelsin de gidelim. Burada minibus dedikleri bizim ufak dolmuşlar var. Onlarla şimdi 4 yola kadar gideceğim. 4 yoldan başka bir artık otobüs mü olacak, minibus mu olacak bilmiyorum. San Francisco El Alto'ya gidiyoruz. Hadi bakalım gelsin çünkü soğuk. Almadım montumu, öğlen çok sıcak oluyor diye. Şu anıtla da ilgili bilgi vereyim. Videonun girişinde biraz uzun konuştum ama aklıma geldi şimdi. Zamanında Totoni Kapan'la Xela yani Quetzaltenango arasında bir savaş olmuş. İki halk savaşmış. Bunun sebebi de hangimiz ikinci büyük şehir olacak Guatemala'da. Burada bayağı bir iç savaş dönmüş Guatemala'da. O yüzden bayağı bir kayıpları var yani insanların. Savaşmışlar, savaşmışlar, savaşmışlar. En sonunda Totoni Kapan kazanmış. Ama şöyle bir saçmalık olmuş. Bak bunu önceden düşünememişler. Yani bilmiyorum, bana çok garip geldi. Burası konum itibariyle büyük bir şehir olma özelliği Xela kadar yok yani, anladın mı? Dağlara, dağların tepesinde çünkü Totoni Kapan ve buradaki diğer şehirler ve kasabalar. Yani bir, büyük bir şehir olsa La Paz gibi olur. O düzeni kurabilirler miydi burada bilmiyorum adına. Ama sonradan düşünmüşler ya, demişler ki bizim konumumuz büyük şehir olmaya müsait değil. Tamam biz kazandık savaşı ama siz büyük şehir olun demişler. Ölenlerin anısına da böyle bir anıt dikmişler. Bunu önceden kestirselermiş keşke, yani binlerce insan niye ölmüş ki boşuna. Cuatro camino. Cuatro camino. Okay, gracias amigo. Buenos días. Buenos días. Ne yapıyorsun? İyi misin? He? İyi misin? İyi misin? He? San Francisco? Okay amigo. Dolmuş bizi burada bıraktı. Chicken bus'a biniyoruz. San Francisco'ya gidiyoruz. Hola, buenos días. Molonga, allá subir, con esto se bañan. Guatemala'da da otobüsler durunca seyyar satıcılar. Ondan sonra böyle ilaç ya da ne bileyim bir yerin ağrı bir krem mrem bir şey sürersin ya, onları satan insanlar biniyor otobüse. Bu abi de sanırım öyle bir şey satıyor. Okaliptus bitkisi vardı elimde. Vallahi hiç bilmiyorum okaliptus bitkisi nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bak krem. Gördün mü? Geldik. Bayılıyorum şu otobüslere. Hola. Rengarenk. Aa, esta tamal? Sí. Este es un tamalito de trigo y este es un chuchito y chipilín. ¿Cuánto cuesta? Esto vale 3 quetzales. 3. Esta 2. Okay, uno esta, por favor.
uno. Uno, por favor. Muchas gracias. Tamales. Bütün Güney Amerika'da da vardı bu. Her ülke farklı yapıyor bu. Mısır ekmeği diyebilirim aslında bunun için. İçerisine. Aa, inşallah şey değildir. Dur, tam tadını alamadım. Neydi? Ne? Silentro. Kişniş ha, kişniş. Kişniş değil ya, o güzel. Midemize bir şey girsin. Yürüyeceğiz bayağı bugün. Domuzları getirmişler buraya. Hola, buenos días. Şimdi bu geldiğimiz yerin ismi San Francisco El Alto. Totonicapan'a çok uzak değil burası. Bölge olarak da Totonicapan bölgesinde. Şehir olarak da Totonicapan'a uzak değil. 2600 küsür metrelerde burası. Buranın özelliği şu. Ha, yutkunuyordum da ondan. Şey yapamadım. Buranın özelliği şu. Guatemala'daki en büyük yerli pazarı. O yüzden buraya gelip görmek istedim. Hayvan pazarını gezerek başlamak istiyorum. Guatemala'da şöyle bir durum var. Birkaç tane pazar en önemli pazar olarak geçiyor Orta Amerika'da. Bir tanesi de burası. Hayvan pazarı dedik. Başka bir şey çıktı burası. Neyse. Ha, şurada var hayvanlar. Böyle ikinci el şeyler satan insanlar da var. Burası galiba ikinci el ürünlerin satıldığı kısım. Ha, burada da hayvanlar var. Dediğim gibi Guatemala'nın en önemli pazarlarından bir tanesi burası. Orta Amerika'nın en büyük pazarı Chichinastenango pazarı olarak geçiyor. Orası hem yerel pazar hem turistik pazar, birazcık karışık. Ama Guatemala'nın ve Orta Amerika'nın en büyük yerel pazarı San Francisco El Alto pazarıymış. Ayrımı bu. Buenos días, señor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Good. Abi burada hırdavat ürünleri satıyor. Hırdavatçı diyebiliriz. Ne yapıyorsun lan? Kerata. Aa, birden 2600'e çıkınca, böyle yürümeye başlayınca etkisini hafif bir gösterdi nefes alıp vermede, ama toparlarız. Burada büyük baş, küçük baş satıyor insanlar. Çevre köylerden, kasabalardan geliyorlar. Sabah 4'te gelip buraya tezgahlarını kurmaya başlıyorlarmış. Daha sonrasında işte artık kaça kadar kalıyorlarsa bilmiyorum, satışlarını yapıyorlar. Allah'ım, siz çok güzelsiniz ya. Çok da korkutmayalım da hayvanları. Baksana nasıl bağlamışlar iple hepsini birbirine. Burayı şans eseri öğrendim. Burayı tamamen şans eseri öğrendim. Jose ile konuşuyorduk. Dedim ki, şeyi sordum. Ya, Guatemala'nın ve Orta Amerika'nın en büyük pazarı Chichinastenango mu? İnternette birçok kaynakta öyle yazıyor. Evet dedi, ama orası biraz daha böyle turistik yerli karışım pazar dedi. Asıl dedi pazar San Francisco El Alto'da. Orasını biz en büyük pazar olarak kabul ediyoruz dedi. Bence orayı kesinlikle görmelisin dedi. Eğer hani pazarları seviyorsan, o tarz yerleri seviyorsan. Dedim tabii ki de seviyorum yani. Burada ablalarımız şeyler satıyor. Kıyafet vesaire. Geleneksel kıyafetler bunlar. Mesela öyle rengarenk, ama ikinci el sanırım bunlar. Birazcık kirli. Burada yaşayan halk Kiche halkı bu arada dostlar. Halen Totonicapan bölgesindeyim ben. Kiche halkının yaşadığı, ama özlerini kaybettikleri, Buenos días. Özlerini kaybettikleri bir bölge burası. Oh, karmaşaya baksanıza.
30-30-30, aprovechen. Barato todo, ahorita le vamos a estar listos, hermano, así que venga. Tenemos la parte de todos los caros, gracias. Hay personas que padecen de la mala circulación de la sangre y de la acumulación del ácido úrico. Pero mucha persona hoy en día padeciendo de cálculos renales, cálculos biliares. A usted se le arde, le duele la espalda, se le hincha, se le calientan los pies y al tiempo ya es hora de que se cure con algo bueno. Porque recuerde que si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Hay personas que le arde, le duele la espalda. Mire cuánta persona hoy en día sufriendo de boca amarga hasta de mal aliento. Está 2.500 quetzales. 2.500 quetzales'e satıyorlarmış bunu. Pazarlık yapıyorlar. Amcanın tek hayvanı buymuş. 2.500 kesalesi istiyor. Le kicho pishwa bu ayes khari am kichapta. Le kicho bam kichapta. Haber chik kichapta bu ayes khari dibe. Ha? Tanıtımlar mükemmel ya, yemin ediyorum. Tanıtımları hakikaten çok güzel. Direkt Şener Şen geliyor aklıma bak. Direkt Şener Şen geliyor aklıma. Matopancholi, jaca, micas, como cupis y arjunta, cateca la hachi, chibuena, lale, maría, luisa, la diaria, quitajo, tocancha, huecha, huesajo, na, agorro, no, chorabo, yo, sentija, todos los Allah, días. Te hago la pregunta, huesconcho, soy ex, hermana. Sosobo, como chusota. Pazarda sadece işte domuzdur, danadır, ne bileyim, keçidir, koyundur. Onlar satılmıyor. Böyle kedi köpek de satıyorlar. Tasmaları takmışlar, kafeslere koymuşlar. Baksanıza garibim hayvanlara ya. Allah'ım yani. Oy. Şey, alışık olmadığımız için biz böyle kedilerin, köpeklerin bizim pazarlarda satılmıyor ya. İnsan görünce bir tuhaf oluyor. Ya buenas. Hello everybody. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Está tú? Abi satıyor bak. Allah'ım. Kıyamam ya. Buen día. Of 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 of. Tamam, nasıl bağırıyor hayvanlar ya. Biz alıştık, bizde de aynı kültür olduğu için koyundur, keçidir, danadır. Onu görmeye alışınca insan çok fazla etkilenmiyor ama kedi köpeği böyle görünce, bizde satılmıyor çünkü. Aslında aynı, hiçbir fark yok. Samimi söylüyorum, hiçbir fark yok ama işte insan olan mahlukun böyle garip bir estetik ahlakı var ya işte, Allah kahretsin. Alıştığımız bir kültür mü diyeyim artık, ne diyeyim, ne denir bilmiyorum. Hakikaten böyle görünce birazcık tuhaf oldum ya. Ama bu domatesler çok lezzetli ha. Böyle küçük olduğuna bakmayın. Ola banaz. Teyze nasıl ters ters baktı bana. Bayağı lezzetli o domatesler.
Solo mujeres? Solo mujeres. Ha. Beline bağladıkları kuşaklar. Baksanıza burada rengarenk kuşaklar var. Bayağı böyle bir metrenin üzerinde. Şöyle göstereyim sizlere. Çevireyim, rengini de görün, desenini de görün. Geleneksel kıyafetleri giyiyor ya kadınlar. Beline de bu kuşağı bağlıyorlar. Kemer niyetine. Fakas diyorlarmış bak. Burada da böyle bir sürü renk var. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, esta? 60 quetzales. 60 quetzal. Gracias. ¿Esta para tradicional quiche o todo mayan? Es quiche. 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 Ah, okay. Muchas gracias. Buen día. Fino. Buen día. Gracias. Ha işte bak geleneksel kıyafetlerin bazıları böyle. Hepsi böyle değil. Dur bir tane hakikaten geleneksel bulacağım. Bu birazcık böyle farklı geldi bana. Sanki böyle törende giyiyorlarmış gibi. Ha bak şöyle. Özel günlerde giyiyorlardır. Ha, bu daha çok kullanılan mesela bu tip. Ondan sonra mesela bak böyle. İşte burada alta bele bağlıyor kuşağı. Mesela beline sardıkları bu şallar böyle satılıyor. Hola, buenas. Ha burada da kemer satıyorlar. Şuradan devam edelim. Şimdi arkamızda bıraktığımız kısım genellikle hayvanların satıldığı kısım. Tabii başka kıyafet, miyafet ve şeyleri bir şey satan insanlar da var. Bütün kasabaya yayılmış durumda ama pazar. Şimdi ben aşağı doğru ineceğim. Bunlar kesin özel günlerde giydikleri o kıyafetlerdendir. Süslü püslü olduğu için öyle düşünüyorum. Rengarenk ya. Nasıl parlıyor boncuklar. Allah'ım tiplere bak. Annelerin arkasında. Çok tatlı duruyorlar ya. Bir de ben sakallıyım. Garip görüyorlar beni. Tuhaf görüyorlar. Hiç buranın yerlisine benzemediğim için. Çocuklar böyle kilitleniyor kalıyor ama. Bakıyorlar böyle. Gözünü bile kırpmıyorlar. Şu yanından geçtiğim iki tezgah da çok güzel görünüyor. Böyle bir sürü sakarya. Bir sürü baharat var. Daha sonrasında tuzlanmış balıklar, karidesler, kurutulmuş aynı zamanda. Baksanıza öyle ufacık ufacık balıkları. Bu nedir ya? Bu embriyo ya bildiğin. Bunları satıyorlar. Ablamız orada tortilla yapıyor. Buradaki halk kiçe halkı. Söylemiştim sanırım videonun başında. Kiçeler tarımla geçiniyorlar. Toprak insanı bunlar. Topraktan işte mısır yetiştiriyor, sebze yetiştiriyor, ne bileyim kakao. Artık toprağın verimliliğine göre ne yetiştirebiliyorsa kahve yetiştiriyor. Daha sonrasında bunları satarak geçiniyorlar. Hayvancılık çok yok araştırdığım kadarıyla. Ama mesela bak yukarı kısımda hayvancılığı da gördük aslında. Yani az da olsa var. Bir de şu an bu gördüğümüz ürünler birçoğu elle yapılan, aslında makine değil, el işlemesi olan birçok ürün var burada. Yani şu el ürünü, şu makine diyemem ben, sormam gerekiyor. Ama mesela daha önceki pazarları gezdiğimde de el ürünü, el işleme ürünün çok fazla satıldığını söylemişlerdi bana. Çünkü bu insanlar ciddi bir zanaatkar. Yani geçmiş yıllardan bu yana sürekli el işlemeleriyle geçiniyorlar. Onları yapıp geçiniyorlar tarımın yanında. O yüzden yetenekliler yani ve bayağı da iyiler. Hani Guatemala Kızılderilileri olarak geçen işte Kiçeler, Kakçikiller, Tuzuhiller ve diğer işte toplam 22 etnik köken bu insanlar el işlemesi konusunda bütün Orta Amerika'da hakikaten nam salmış insanlar. O yüzden buraya gelirseniz ve bir şeyler almak isterseniz gönül rahatlığıyla alabilirsiniz bence. Ama tabii ki siz yine de işinizi garantiye alın. Bizde bir atasözü vardır yani eşeğini sağlam kazığa bağla. Yine bir bak,
sor, soruştur, bilen biriyle git. İşini garantiye al. Şurası çok ilginç bir yere benziyor. Buraya da alacağım. O kilora kokuyor be. Tuvalete öyle bir dökmüş ki. La buenas. Ma var ya, zehir gibi acı bu biberler. La buenas. Oho, balıklara bakın. Burası da kasapların olduğu kısım. Karşı tarafta etler var. Kokular da ufak ufak geliyor. Sakarik. Şşt, brokoli dedi. Ben dönüp baktım. Niye döndüm? Hiçbir fikrim yok. Şşt, brokoli. Şşt, yakışıklı gibi bir şey galiba. Bana ziyar sakarik. Sakarik kiçelerin dilinde günaydın demek. Tuzuhillerde de sakariydi. Birazcık benziyormuş dilleri, anlıyorlarmış birbirlerini ama tabii ki %100 bir anlama yok. Oo, kokuya bak be. Şu kameradan koku geçse diyecektim. Ay. Şu görüntüyü o görüntüyü YouTube'a koyamayabilirim. Yani hayvanın kafasını laps diye koymuşlar. İşkembeler, sakatatlar. Nasıl parçalamışlar bak domuzun ayağını. Burada en çok şeyi dikkatimi çekti. Bazı etleri böyle sos şeklinde yapıp satıyorlar. Hani sosluyorlar eti. Aa, bu da sucuk. Bunların sucuğu sanırım. Hala buenas. Esta chorizo? No. Chorizo. Aa. Şu içindeki siyah kan mı acaba ya? Bien. Esta chicharron. Sí. Matios, gracias. Evet, burası burada bitti. Burada da yemek yiyorlar. Benim iştahım kapandı ya. İyi ki yemişim sabah. Niko. Sakarik. Ne haber? Kahvaltı yapmaya geldim şimdi. Burada böyle birkaç yerde yemek yapıldığını gördüm. Bir baktım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Gracias amigo. Bir baktım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Dedim geleyim bir şeyler yiyeyim. 20 quetzalese kahvaltı yapacağım. Yumurtam var, fasulyem var, pilavım var. Daha sonrasında da yanında böyle bir sürü tortilla verdiler. Ve de yanında kahvem var. Burada yumurtayı isterseniz soğanla domatesle yapıyorlar. Yanında pilav da servis ediyorlar. Ekmek de veriyorlar. Bazı yerlerde fasulyenin kendisini koyuyorlar yemek şekliyle. Bazen püre yapıyorlar. O şekilde koyuyorlar. Bence gayet ideal bir kahvaltı. Doyurucu. Abla orada tortilla yapıyor. Bak şuradan hamuru alıyor. Hamuru buradan alıyor. Şu makinede böyle düz diyor. Daha sonrasında ızgarasını atıyor. Gayet de lezzetli tortillalar yapıyor. Lleve mango, lleve papaya, lleve piña. Hola. Brother. Amigo. Buenos días. Buenos días. ¿Y la escuela del porqué natal? Ya
Aman aman aman. Tezgahı devirmeyelim. Kimseyi de sıkıştırmayalım. Pazarın bazı bölümlerinde geçmek için bir yerden böyle mücadele vermeniz gerekiyor. Teyzeler nasıl iktiriyor var ya sizi? Nasıl iktiriyorlar? Bak şu an mesela kamera göğüs hizamda. İnsanların ne kadar kısa olduğunu az çok fark edebilmişsinizdir. Kamerayı böyle yüz hizama çıkarınca şu an tam gözlerimin olduğu kısımda kamera. Ben birazcık uzun kalıyorum bu insanlara göre. Çok garip yani. Ben aslında orta boylu bir insanım. Öyle uzun bir insan değilim. Ama buradaki insanlar bana bayağı kısa geldi dostlar. Biraz önce bir abla gördü beni. Yanına çağırdı. Gittim. Dedi ki çantanı önüne al. Telefonunu da dedi fermuarlı bir cep varsa ya da çantanın içine koy. Sakın dedi normal cebine koyma. Benim cebimin fermuarı yok. Onu gördü galiba kadıncağız. Sağ olsun uyardı. Büyük ihtimalle burada şu an tek turist benim. Başka kimseyi görmedim. Samimi söylüyorum yani. Bayağıdır dolaşıyorum pazarda. Hiç kimseyi görmedim benden başka. Ya, dikkat et dedi yani yolmasınlar dedi. Turistin olmadığı yerlere giderseniz yani kimseyi aslında zan altında bırakmak istemiyorum ama yani tek turist olunca daha çok göze batıyorsunuz doğal olarak. Gelip size sizden bir şey çarpmaları daha olası oluyor gibi. Yani her zaman bu söylenir, bu düşünülür. Turist olmayan bir yere gittiğinizde de bu konuda daha fazla uyarı alırsınız. Turist olan yerin de hırsızı çok. Ama işte ne bileyim polisin olduğu kısımlar ya da başka yabancılarda olunca daha böyle bir ne bileyim insanlar çok da böyle kalabalık arasında bir şey yapamıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü olay çıkar. Oranın adı çıkınca da para kazanamazlar turistten. Öyle olunca öyle yerlerde ne yapıyorlar? Sokak arasında kıstırıyorlar seni. Kalabalıkta değil. Yani her koşulda dikkat etmek lazım. O nasıl bir yürüyüş lan? Bacağı mı sakat acaba? Bayağı bacakları ayrık yürüyor baksanıza. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Veneno para ratón, mira, traigo el veneno para matar a la rata. Genel itibariyle insanlar sıcakkanlılar. Tabii tuhaf tuhaf bakan, selam verdiğimde selamımı almayan çok insan var. Ama genel itibariyle selamımı alıyorlar, gülümsüyorlar. Birazcık tuhaf buluyorlar sadece. Yani burası turistik bir bölge olmadığı için hani bunun ne işi var burada diye düşünüyorlardır. Ama video çekme konusunda sadece şu an yapabildiğimi yapıyorum. Elimde kamera, yürüyorum ve insanları uzaktan gösterebiliyorum sizlere. Bazı insanlar yakından çekmemi, onlarla sohbet ettiğim anda kayda almamı sorun yapmıyorlar, izin veriyorlar. Ama genel itibariyle çekiniyorlar insanlar. Bunu söylemem gerekiyor. Döndüm dolaştım yine. Bu ilk başladığımız yere geldim. Hayvanların olduğu kısım. Bu arada büyük pazar. Yani çok aşırı büyük değil ama kasabanın boyutunda var. Birçok yerini dolaştım tabii her yerini kaydetmedim. Hakikaten büyükmüş pazar. Bayağıdır yürüyorum. Ve şunu fark ettim. Yerel dilini konuşan insanlar var. Yani kiçece dediğimiz kiçelerin kendi dilini konuşan insanlar var. Şöyle bir araştırma yapmıştım kiçeler hakkında. Yani kiçeleri daha detaylı tanıtacağım sizlere ama genel itibariyle İspanyolca konuşmayı tercih eden bir halk. Sadece şöyle birkaç şey okudum bazı kaynaklarda. Kendi dilini, kiçeceyi konuşan insanlar daha böyle köylerde, ne bileyim dağlarda tek başlarına yaşayan, daha izole yaşayan, kendi kültürünü daha fazla koruyan insanlar. Daha böyle kasabalarda, şehirlerde yaşayan kiçe halkı İspanyolca konuşmayı genel olarak tercih ediyormuş. Böyle de bir bilgi öğrendim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Buenos días. La sangre para los nervios, para los riñones. Para el ácido úrico, para la anemia, alfalfa. Buenos
¿Así? ¿Ah, tu mano? ¿Ah? Para dolor, para tapar agujeros de la lámina, canales, sartenes, toneles, cubeta, el tapagotera, el matamosca, el doble Burası meydan olsa gerek. Genelde meydana kuruyorlar kiliseleri. Şöyle bembeyaz bir kilise inşa etmişler. Şurası hayvanların satıldığı kısım. Birazcık yukarıda kalıyor. Ama buranın içerisinde pazar var. Orada var. Şu gördüğünüz alan komple pazar. Şu ara sokağa gidiyor. Ondan sonra buradan devam ediyor. Şu sokaktan aşağı devam ediyor. Böyle bir yer buldum da kilisenin yanında. Dedim yukarıdan göstereyim sizlere. Bak şurası bir sokak, buradan devam ediyor. Burası bir sokak, buradan devam ediyor. Bayağı geniş bir alana pazar kurmuşlar. Ama saat şu an 11.30 civarı. İnsanlar ufak ufak toplanmaya başlıyor bu saatlerde. Büyük ihtimalle 1-2 saate pazarı komple değil de çok az kalır yani. O kalabalıklık, o keşmekeş gider yani. Sabah 4'te geliyorlar ya. 4'te gelip buraya dizmeye başlıyorlarmış. İşte kaç saat kalabiliyorlarsa, 8 saat, 10 saat, artık enerjileri ne kadar yetiyorsa o kadar kalıyorlardır burada. Güzel gezdik ama. Hola, señor, buenas. ¿Está para cuatro caminos? Hacia adelante. Ok, gracias. Que Saltenango, Shela. Cuatro caminos. Cuatro caminos, Shela, Shela, Shela. Ben kaldığım yere geri döndüm. Çantamı hazırladım, sırtlandım. Artık buradan ayrılma vakti. Totonicapa maceramız bitti. Totonicapa'nın Çukul isminde bir mahallesinde kalıyorum. Merkeze bir tık uzak. Şimdi buradan servise bineceğim. 4 yol ağzı var. Cuatro Caminos diyorlar. 4 yol. Aynı aslında. Oraya gideceğim. Oradan bir tane otobüse bineceğim. Bu çıkın baslara bineceğim. Daha sonrasında ne yapacağım? Bir sonraki gideceğim yere. Sürpriz olsun, onu söylemeyeyim. Her şeyin de spoilerını vermeyeyim. Arkamda da bir sürü şeyler var. Tezgahlar var. İşte atıştırmalık satıyorlar, tatlı satıyorlar, dondurma mondurma her şeyi satıyorlar. Şurada da bir tane kilise var. Geçen gün bayağı bir şey duyduk burada. Jose ile birlikte geldik. Habire bir şey patlatıyorlardı, böyle ses bombası. Meğerse yılda bir yapılan bir tören varmış. Bu kilisede yapıyorlarmış. Vallahi söylediler de tam olarak ne oldu bilmiyorum. Yani bayağı yemek memek, bayağı canlıydı burası. Kamerayı da yanıma almamıştım. Evde unutmuştum, o yüzden çekemedim. Akşam gelmiştik. Burası bayağı dolu, insanlar dans ediyor, dua ediyor. Habire şurada bir şey patlatıyorlar. Burada bir sürü yemek tezgahları, sokak canlı yemek tezgahları. Herkes bir şeyler yiyor vesaire vesaire, yani ilginçti. Ama çekemedim sizlere. Bunu da anlatmak istedim videonun sonunda. Video bu kadardı dostlar. Bence pazar çok güzeldi. Ben gerçekten çok beğendim. Sadece hayvanlara birazcık içim acıdı, doğru söylemek gerekirse. Artık düşüncelerimi pek fazla paylaşmak istemiyorum. Çünkü konuştukça konuşuyorum. Bayağı uzar yani bu iş. O yüzden aha da servis burada. Dur bitirelim. Videoyu bitireceğiz. Önce bir servisi yakalamışken sormam lazım. Cuatro caminos? Cuatro menos. Si. Esta? Okay. Binelim bari. Suave, suave. Okay. Vale. Gracias, señor. Servisi yakaladım. Güzel.
Güzel bir pazardı, ben beğendim. Bu videoluk bu kadar dostlar. Artık yolcu yolunda gerek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Kiliseyi göstermek için oraya yürümüştüm bu arada. Yani bu mal ne yaptı demeyin yani. Adios amigos.